Yeşilçam sinemasından söz etmek istiyorum. Çünkü onu iyi tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıyorum. Daha sonrası bugünün Türk sineması hakkında çok fazla bilgim yok. Arada bir böyle adı duyulan film olunca onları ve de getirirlerse görüyorum. Yoksa gidip seyredemiyorum, görüyorsunuz, yürüyemiyorum. Ve Türk sineması deyince zaten 75'e kadar kabul ediyorum. 75'ten sonra başka bir yeni bir kuşak geldi. Yeşilçam sineması, Türk sineması dediğimiz Türk sinemasını aşağılayan entel grubun aşağılamak için kullandığı Yeşilçam kelimesinin geçerli olduğu ürünlerden söz edebilirim. Ki onlarla beraber yaşadım uzun süre. Ve bugünkünden daha iyi buluyorum. Doğrusunu öğrenmek istiyorsanız o ciddi bir çalışmaydı. Bugünkü senaryoların ciddi olmadığını söylemiyorum ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Seyrediyorum sadece. Dizileri seyrediyorum mesela. Bugünkü Türk insanı çok az kelimeyle konuşuyor. İşte bize ait olmayan, mesela televizyonlarda şimdi altında yeni sezon yazıyor. Sezon diye bir kelime yok bizde. Bize ait bir kelime yok. Tarih kurumu var. Uzun sürede üyeliğini yaptım. Müdahale etmesi lazım. Görüşürüz diyor ayrılırken. Görüşürüz bizde tehdit anlamında kullanılan bir kelimedir. Ayrılık için kullanılmaz. See you demek istiyor yani. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalışıyor, çok konuşuyor. Bugünkü senaryolar gördüklerimden söz ediyorum. Gördüklerim kadar konuşayım. Çok konuşuyor ama dikkat ederseniz sinemanın hangi ustasına bakarsanız bakın gereği kadar yani oradan o cümleyi çıkarırsanız o filmden bir cümleyi çıkarırsanız film bozulur. Halbuki burada yarım saat de çıkarsanız bozulmuyor. Film zaten devamlılık olmadığı için devamlılık hiç yok şu anda. Dizilerden bahsediyorum. İşte konuda devamlılık yok, senaryoda devamlılık yok, oyunda devamlılık yok, renkte devamlılık yok, sinema dilinde devamlılık yok. Hiçbir şeyin devamlılığı yok. Bunu da soruyorum. Niye yok? Öğrencilerime soruyorum. Ustalaşmış öğrencilerime. Diyorlar ki o zaman film bitmiyor. Devam yani sinema gibi çekersek film bitmiyor. O zaman çekmeyeceksiniz demek ki. Film başlıyor mesela. Sonra kaldırıyor. Kimse bir hesap vermiyorlar. Yeşilçam hesap veriyordu. Yani Yeşilçam öyle bir hesap veriyordu ki o Yeşilçam'da ürün vermiş kişi bir daha hayata gözlerini açamıyordu. Çünkü halısını satıyordu, kilimini satıyordu, evini ipotek ediyordu, karısının ziynet eşyalarını satıyordu, filmi yapıyordu. Ve film de eğer para getirmezse bir daha o hayata giremiyordu. Ama biz sinemaya başından beri kötü bakmışız. Dikkat ederseniz Osmanlı döneminde işte Güzel Sanatlar Akademisi açmışız, devlet tiyatroları kurmuşuz, senfoni orkestrası kurmuşuz. Bununla ilgili birçok sayıda bütün sanatlara devlet yatırımı var. Yani devlet yatırım yapmış ve yurt dışına hoca yetiştirmek için eleman göndermiş her alanda. Ama sinemaya sadece sansür getirmiş. Hem öyle bir sansür ki senaryo döneminde, senaryo evresinde kontrol ederek
daha görüntü şekline sokulmadan, girmeden boğmak, öldürmek amacıyla bir sansür getirmiş. Mesela bu kameraman arkadaşımız benim öğrencim, yeni doktorasını yaptı. O orada inceledik biz. Siz de bakabilirsiniz. Mesela bir savaşta, savaş, Kurtuluş Savaşı mesela. Adam yazmış, senaryo için uğraşmış. Kurtuluş Savaşı ama savaşta kime karşı savaştığımız belli değil. Düşman deniyor. Çünkü sansür yönetmeliğinde komşularımızı rencide edici bir şey, durum arz edilemez, gösterilemez, kullanılamaz. Bir düşmanla savaşıyoruz ama kim olduğu belli değil. Bizim bir elemanımız, bir erimiz, bir subayımız şehit oluyor. Düşerken miğfere düşüyor mesela. Türk subayının, Türk erinin, Türk askerinin miğfere düşmez diye. Bunların hepsinin belgelerini görebilirsiniz, var. Üstelik başında da, sansür kurulunun başında da bir profesörü vardı yani. Alim Bey vardı. Bizde hocalık da yaptı. Öyle saçma sapan şeylerle biz sinemayı hep boğduk. Sinemayı hep kötüledik. Zaten seyircinin içinde entelektüel geçinen, yara aydın diyorum ben, entel diye adlandırılan seyirci Yeşilçam, boşver ya Yeşilçam diye aşağılıyordu. Ben küçük yaşta keşfettim hakikaten. Çünkü çok küçüktüm, bunlara bakıyordum. Nereden yapılıyor? Bunlar nasıl yolunu buluyorlar? Dünyanın her tarafından şaheserler geliyor, seyrediyoruz. Ve zor şartlarda yapılıyor, büyük paralarla yapılıyor. Ama bizim sanatçımız, sinema sanatçımızın hiç öyle bir imkanı yok. Şöyle bir şey de, örnekle de söyleyeyim. Bir gün Metin Ersan telefon etti bana. Öğlen yemeğini beraber yiyelim mi dedi. Olur, memnun olurum dedim. Tünel'de Sevmek Zamanını çekiyordu. 1965 yılı. Gittim, kamera, böyle bir kamera omuzuna koymuş sapını. Sağa döndürüyor, sola döndürüyor. İşte zorluk çekiyor. Müşfik Kenter merdivenlerden iniyor. O da onu çekiyor ve arkadan ışık geldiği için iskelet gibi görünüyor, röntgen gibi görünüyor. Beceremiyor onu. Çok zor, ağır bir kamera. Dedim ki niye yardımcınız yok mu sizin ya? Asistanınız yok mu? Yok dedi, gittiler dedi. Siz mi yapıyorsunuz? Kameraman nerede dedim. O da, onu da kovdum dedi. Yeğeni Mengü'yü çekiyordu. O sahneleri çok zor çekti. Tek başına. Ama şimdi bir film görüyorsunuz. Mesela benim öğrencilerimden birinin şeyini vereyim ki kızmasın bana. 250 kişi jenerik çıkıyor. Habire jenerik çıkıyor. İşte şoförü, bilmem kimin şoförü, berberi, bilmem nesi falan, herhalde öğrenmişler şeyden, Amerikan filmlerinden. O kadar gerek yok. Sevmek Zamanı orada duruyor. Önce ona ulaşmak lazım. Sevmek Zamanını geçmek lazım. 1963'te mi, 64'te mi ne, bir yazı var. Herkes Yeşilçam'ı suçlarken ben de şey demişim, yani bir kötüyü atmak için onun yerine konacak iyi hazırlamak gerek. Yani şimdi Yeşilçam'ı niye suçluyorsunuz? Yeşilçam'ın şöyle bir özelliği var. Yani mucize olmasının sebebi o. Şimdi devlet herhangi bir yardım etmediği için, herhangi bir şekilde bir yardımı yok. Engeli var. Mesela
şöyle düşünün, 1975 yılına kadar sinemayla ilgili hiçbir teknik alet ithal edilmemiş Türkiye'ye. Hiç eski püskü kaçak yollardan şey getirmiyor, yani izin verilmiyor. Film kotada zaten. Mesela yabancı film getirebiliyorsunuz, istediğiniz kadar dolu film getirebiliyorsunuz ama film çekmek için ham film getiremiyorsunuz. Kaçakçıların elinde her türlü engel var. O zaman sinemacı ne yapıyor? Sinemacı herhangi bir yerden yardım bulamayınca kendisini destekleyen seyircinin biletinden alıyor. Eğer bunların istediği filmi yaparsam, senaryolarımı bunların istediği şekilde yazarsam ve filmde iş yaparsa, o zaman ben ikinci, üçüncü filmimi de yaparım diye düşünüyor. Düşünün ki 3500 sinema var ve 350 film yapılıyor yılda. Yani bir sinemada mesela 3 filmi arka arkaya seyrettiğimi hatırlıyorum. Girerdim, başardım seyretmeye. Üçü de bitince eğer devam ediyorsa tekrar devam ederdim ben de seyretme. Seyirci ne yapıyordu? Sinemacı bilet paralarını topluyor. Bölge işletmeleri vardı. Bölge işletmesine gönderiyor. Bölge işletmesi parayı İstanbul'a prodüktöre gönderiyor. Bir tanesinin yanındaydım, Ürem Erman'ın yanındaydım konuşurken bölge işletmelerini. Diyor ki, abi diyor, sana bu kadar para gönderiyorum. Yalnız biraz vurdulu kırdılı sahneler olsun, ağlamaklı olsun, çok acıklı olsun. İşte biraz açık saçık sahneler de olsun. Her şeyi söylüyor, istediği her şeyi. Ne geçiyor orada, seyirci ne istiyor? Onları söylüyor, sipariş veriyor. Yani filmi ısmarlıyor gibi. Eğer Türkan'la Ayhan da oynarsa çok memnun oluruz diyor. Oyuncular da seçiyor. Dolayısıyla halkın isteği sinemacıya, sinemacı da bölge işletmecisine yansıtıyor ve bölge işletmecisi prodüktörü bir nevi sipariş veriyor. Türk filmlerinin birbirine benzemesi ve hepsinin tek düze olmasının sebebi budur. Yani mecburiyetten öyle yapıyorlar. Bu rejisöre verildiği zaman rejisör de bu şartları koyuyor, prodüktör. Rejisör de düşünüyor ya, kendi isteklerimi nereye sıkıştırayım diye. Bir de onun sanat yapma kaygısı var. O da bir yere sıkıştırabiliyorsa işte orta halli bir film oluyor. Ben içinde yaşadım, gördüm bunları. Çok ciddi bir takım yerlere giderlerdi. 10 senarist toplanır veya 5 senarist. Carlton'u mesela bazılarını biliyorum. Carlton'u kiralardı prodüktör Memduh'un. Orada giderler işte Tunç Başaran, Duygu Sağıroğlu falan, Halit Efi. Orada bir hafta 10 gün senaryoyu yazarlar. Tabii şartlar doğrultusunda. Çok fazla bu çemberin dışına çıkmamak kaydıyla bunları yaparlardı. Yahut da mesela bir film, yabancı bir film geliyor. Çok seyirci topluyor. Onu kopya ederlerdi. Ona benzer böyle birçok yabancı film vardır ki 10 defa, 20 defa tekrar kopya edilmiştir. Mesela Güllü, Atıf Yılmaz'ın Güllüsü, Mario Monicelli'nin La Ragazza con la Pistola adlı Tabancalı Yosma diye oynadı Türkiye'de. O filmin kopyasıdır. Ama daha mahalli, daha aslında bu bizim ilk yıllarımıza ait bir alışkanlık.
Mesela Ferdi Tayfur süper entelektüel bir adam. Çok lisan biliyor. Çok entelektüel, aydın bir kişi. Ama biliyor musunuz Laurel Hardy nasıl çıkmış ortaya? Bu birçok filmi tercüme ediyor ve seslendiriyor ve dublaj yönetmenliği yapıyor. Laurel Hardy gelince bakıyor ya bunu nasıl yapayım, yani ne yapayım da biraz şey yapsın. Çünkü filmde hiç mesela Münir Özkul'un anlattığı bir şeyi vereyim, anısını aktarayım size. Diyor ki durup dururken yabancı bir filmde Samatya'dan bahsederdi falan. Yani mahalli bir film yapmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz siz ilk yılları, yani %10 okuma yazma oranı, altyazı okuyamıyor. Yabancı film seyredeyim diyemiyor yani. Yabancı filmlerde hepsi dublajı yapılamıyor. Zaten onlarla meşgul oluyor. İpek filmin dublajcısıydı. Başkalarına da yaptı. Böyle tanınmış bir kişi, entelektüel bir kişi olduğu için İngiliz konsolosuyla arkadaş, çok yakın, İngiliz mi Amerikan mı? Onlardan biriyle çok yakın arkadaş. O da Ferdi Bey'i görmeye gelmiş stüdyoya, dublaj stüdyosuna. Ferdi Bey, bu oradalar mıdır? Hah, buldum diyor. Ve Laurel Hardy'nin konuşmasını onun konuşmasından, onun bu tavrından dolayı buluyor ve yani seyrederseniz orijinalini ve Ferdi Tayfur'un dublajını seyredersiniz, bizim için Türkçesi daha iyi geliyor. Çok hem mahalli bir hava veriyor, yerleştiriyor, hem de yani anlaşılır vaziyete getiriyor. Bizim toplumumuz bugünkü gibi değil. Amerikalı'nın tavrını, davranışını nasıl değerlendirdin? İşte o şartlarda gelişti bizim sinemamız, senaryocumuz. Senaryocu özgür değildi. Bizde hiçbir zaman senaryocu özgür değildi. Bir defa prodüktör vardı başında. Prodüktör sansürün emrinde. Yani para kazanacak, ne yapsın, para yatırıyor. Evini ipotek etmiş. Hiç dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim ama onu söylemeyeyim. Türk sinemasında sinemadan zengin olan hiç kimse yoktur. Başka yerden zengin prodüktörler vardır ama başka yerlerden elde etmişlerdir. Hürrem Bey mesela film ticareti yapardı. Ham film satardı. Hiç zengin olan olmadı. Hepsi battılar. Hepsi sefalet içinde gittiler. Mesela bir Hüseyin Peyda tanıdım. Mezarıma Taştan Oyun diye bir uyarlama yapmıştı. Herkes alay ediyordu filmde ama çok güzel bir filmdi. Kostümleri, o mahalli bir hikayesi vardı, bir şeyi ağaya anlatıyor. Ağanın aşkını anlatıyor falan. Hem hüzünlü hem böyle tipler çok şey, iyi seçilmiş, iyi bizim toplumun seveceği tip haline getirmişti. Kendisi zaten her şeyi kendisiydi. İlk filmiydi Mezarımın Taşlarını Oyun. Grup olarak bir kuyruk, çok büyük bir kuyruk. Sinemaya giriliyor, sonra çıkılıyor, herkes ağlıyor çıkarken. Tekrar kuyruğa girip tekrar seyrediyorlar, tekrar. Babam dedi ki, İkinci Dünya Savaşı sırasında ekmek kuyruğu bu kadar değildi dedi. Yani seyircinin istediği şeyi bulmuştu. Onu veriyordu. Başka çaresi yoktu zaten. Eğer film yapmak istiyorsanız, o adam ki
Atıf Yılmaz'ın sözüyle size aktarayım. Hüseyin Beyda İstiklal Caddesi'ne çıktığı zaman İstiklal Caddesi dururdu derdi. Nasıl, niye dururdu dedim. Bütün kadınlar ona bakarlardı. Yüzünde böyle kocaman bir yara. Tam eski Yunan heykeli gibi bir adam. Böyle kısa boylu da bir adamdı. Filmde dev gibi görünüyor. İşte herkes hayrandı ona. Sefalet içinde öldü. Filmin baş oyuncusu kendisiydi. Prodüktörü kendisiydi. İçinde okunan gazelleri kendisi okudu. Senaryosunu kendisi yazdı. Yani her şeyini kendisi yapmıştı. Ve filmde çok iş yaptı. Yani bugüne kadar tabii Recep İvedik'ten bahsediyorlar. Recep İvedik gibi bir film değildi. Gerçekten Recep İvedik'i 5-6 misli daha geçer bir filmdi. Herkes girip ağlıyordu. Ağlamak için filme gidiyordu. Senaryo özgür olmayınca çok özgün bir senaryo da çıkamıyordu. Yani nasıl çıkarabilir ki? Prodüktör şunları 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 koyacaksın diyor. Sansürden şunlar geçmez deniyor. Yani şunları yaparsan bunlara da dikkat et. Ha. Bunları koy ama bunlara da dikkat et. Bunları yapma. Çünkü sansür buna engel oluyor. Prodüktör için sansür sigortaydı. Senaristi düşündüğü yoktu prodüktörün. Çünkü senaryoyu götürüyor. Daha masraf yapmadan budanıyor senaryo. Tekrar getiriyor, buraları düzeltin diyor. Onlar da geçim sıkıntısı zaten. Öyle bir geçim sıkıntısı ki, şöyle söyleyeyim. Bir gün Halit Refik telefon etti. En ünlü oldukları zaman, en meşhur oldukları zaman. Sen orada mısın dedi, akademideydik o zaman. Buradayım dedim. Biz Lütfü abi Metin'le geliyoruz dedi oraya. Geldiler. Benim kulağıma dedi ki çok açız, bir şey var mı dedi. Bende de para yoktu. Ben öğrenciydim o zaman. Dolaştım. Simit parası topladım. Biraz da peynir aldım galiba, beyaz peynir. Çayla yedik. Yani o haldeydiler. En meşhur oldukları Susuz Yaz Almanya'da en büyük ödülü almış. Metin Ersan ve Lütfü Akat, Halit Refik o durumdaydı. O şartlar içinde senaryoyu yaptılar. Metin Ersan zorluyordu. Mesela Yılanların Ucunda sosyal olaylara, sosyal eleştiri getiren olayların çok zeki bir adamdı Metin Ersan. Ne kadar olay çıkarsa etrafımda o kadar kazanırım diye düşünüyordu. Başarılı oldu öyle. Mesela dedikodu, ama ben sanmıyorum öyle bir şey yaptığını. Yılanların Öcünü yaptıktan sonra kendini ihbar etmişlerler. O zaman ihtilal olmuştu. Cemal Gürsel'in izniyle çıktı. Sansür yasaklamıştı. Fakir Baykurt işte komünist diye adlandırılmış. Metin Ersan da komünist. Aşık Veysel'in hayatında yasaklanmış film, kırpılmış iyice. Bedri Rahmi yazmıştı. Bedri Rahmi'nin senaryosundan eser kalmamıştı. Yani çıkarmışlardı zaten. Filmi kesmiş, doğramışlardı. Sansür bir defa girdi mi bir şeye, işe yaramaz hale geliyordu. Yani bir filmi şeyden, sansürden kesilmeden kurtarmak çok zordu. Senaryo aşamasında hallediyorlardı. Yani senaryo prodüktör için bir sigorta niteliğindeydi. Çekilemiyordu bile. Yani bir film çekilemiyordu. Metin Ersan niye farklı bir adam? Çünkü para kazanıyor, filmi kendisi yapıyor. Kimseye sormuyor. Bu, ben paramı harcıyorum, böyle yapabilirim diyor.
diyor. Ve Metin Aksa'nın önemli olan filmleri, isim yapmış filmleri kendi filmleridir. Kendi parasını harcadığı filmler. Mesela biraz para topluyor, bir filmler yapıyor. Bir takım prodüktörlere sevmese de o filmleri yapıyor. Bir para topluyor. O topladığı parayı sinemaya yatırıyor ve kendi istediği gibi kendi senaryosunu çekiyor. Yani Metin Aksa'nın özelliği o. Öbürlerinde çok şimdi belki yapıyorlardır. Şimdi zaten parayı şimdiki prodüktör herhangi bir korkusu yok, para batacak diye gazozcu veriyor. İşte bir sürü sponsor var. Halıcı veriyor, kilimci veriyor, havlucu veriyor. Her şey sponsorla halloluyor. Oynarken de filmin hesabını yapıyor, oynatırken de reklamları alıyor falan. Öyle bir derdi yok yani. Metin Aksa'nın yüklendiği ve de sürprizlerle karşılaşacağım diye düşündüğü tehlikeler yok. Yani iş yapıyorsanız, şimdi size güveniyorlarsa parayı yatırıyorlar. Hiç sorun değil. Ben öğrencilerimden biliyorum. Yani şu anda az sayacağınız sektörün %50'si benim öğrencilerim. Ben biliyorum nasıl yaptıklarını. Para buluyorlar. Ama bunlar da onların dümen suyundan gidiyor ki para buluyorlar. Metin Aksan öyle değil. Metin Aksan tutkulu bir adamdı. Tutkunun filmini yaptı her zaman. Yani filmin mesela Alain René ne dedim? Alain René her zaman unutmak ve unutulmanın sıkıntısı içindeydi. Onların belgeselde de onun filmini yaptı. Uzun metrajlı da onun filmini yaptı. Metin Aksan da tutkunun filmini yaptı. Kara Sevda'nın, tutkunun. Mesela Sazlık filmini gördünüz mü bilmiyorum Metin Aksa'nın. Tam bir kara sevdadır. Hiçbir sanatın eğitimi olmaz. Yani yaratıcılığın eğitimi olmaz. O yaratıcılık varsa sizde, ki bana göre sinemanın tek büyük yaratıcı unsuru her şeyden önce senaryodur. Senaryo olmazsa hiçbir şey olmaz. Mesela dünyada çok iyi senaryodan çok kötü senaryo filmler yapılmıştır. Çok sayabiliriz. Ama çok kötü bir senaryodan iyi film gösteremezsiniz. Eğer senaryo iyiyse kötü de film yapılabilir, iyi de film. O senaryoyu yapacak yönetmene bağlı. Yani eğitim bir yol göstericidir bütün sanatlarda. Üsluptur. Mesela benim öğrencilerimden ben aldığım şeyleri söyleyeyim. Birisi televizyonda konuşuyordu. Serdar Akar konuşuyordu. Şirin Payzın'la galiba konuşuyordu. Dedi ki siz okulda okudunuz ama piyasaya girdiniz. Bütün okullar için bu sözüm geçerli değil. Ben kendi şeyimden, kurumumdan bahsediyorum. Yadırgadınız mı? Zorluk çektiniz mi? Yok. Orada profesyonel olarak çalışıyordum. Aynısını uyguladım dedi. Yani eğer eğitimi doğru dürüst yapıyorsanız ve de profesyonelce yapıyorsanız, dikkat edin, bizde eğitimci hep profesyoneldir. Yurt içinden veya yurt dışından profesyonel hocalar getiriyoruz. Yani onun aslını öğreniyor. Teknoloji zaten bizim dışımızda, Amerika'da bile bu teknoloji yok. Çocuk onda büyüyor. Niye bilmesin ki? Yeteneği ve yaratıcılığı varsa o zaman o eğitim bir işe yarıyor. Eğer yeteneği
Yoksa şimdi 1000'in üzerinde öğrenci mezun ettik. Hepsi yaratıcı değil. Yani hepsinin yaratıcı olmasını da beklemek doğru değil. Sinemacı olmak kolay. Biz her öğrenciye sinemacı olacak olmak kaydıyla, yani yaptığı film sinemada oynayabilir. Ama abuk sabuk film de olabilir. Film yapmasını öğrensin, bu da öğretilebilir. Yani film yapma, nasıl yapılır, kuralları nedir, işte objektif seçimi, kamera, objektif açıları, kamera nereye konur, 180 derece kuralı, bu çok çabuk öğretilebilir bir şeydir. Gerisi, ondan sonra da ilk 2 senede bunlar öğretiliyor, ondan sonra 2 senede 4 tane film yapmak zorunda. 4 tane sinemada oynayacak film yapmak zorunda. Mesela en son mezun ettiğim, benim atölyeden mezun olan şey sinemada da oynadı. Uzun Hikaye, Osman Sınav'ın Uzun Hikayesi bir diploma filmidir. Serdar Akar'ın filmi de bir diploma filmidir. Yani olabilir. Diplomada uzun metrajlı film yapabilir. Eğer bir yaratıcı tarafı varsa öğrencinin, kişinin, Lütfü Bey talebe derdi. Talebe, öğrenci, öğrenen bir kişi derdi. Talebe, isteyen bir kişi, talep eden bir kişi. Onun için talebe lafını kullanın derdi. Çok doğru söylüyor. Şimdi mesela artist olmaya geldim, hocam burada da artistlik yok diyor. Yahut işte başka bir şey söylüyor. Yani ilgisiz meslekler için de buraya gelebilir bir öğrenci. Puanla geliyor. Biz seçmiyoruz ki öğrenciyi. Ankara'dan gönderiyor. Biz seçmiyoruz. Yok, bizim hiçbir hakkımız yok. Ankara'dan geliyor. Bizim hakkımız olsa 5 kişi alırız. Yani düşünün, 5 kişiydi eskiden, 5 kişi, 10 kişi alıyorduk. Şimdi 60 kişi alıyoruz. Ben isimlerini hiç bilmiyorum, konuşuyorum. Dün öğretmenler günde çiçek getirmişler. Biz kalabalığız ama sizi seviyoruz diye yazmışlar. Üzüldüm yani. Evet, kalabalık, ben ulaşamıyorum onlara. Bu kadar yatırım var. Burada diğer okullarda, sinema okullarına hoca olacak insan da yetiştiriyoruz. Doktora, yüksek lisans öğrencisi de yetiştiriyoruz. Ama yani bu ne olacak yani? 200 öğrenci, 100 öğrenci falan. Bir öğrencim var. Sen nasıl yapıyorsun dedim orada eğitim. Vallahi 100 veriyorum herkese diyor. Yani benim öğrencim 70'i zor alırken o 100 veriyorsa yani eğitim bitmiş zaten. Ben 60 sene civarında ömrümü verdim. Bir anda yok ettiler. Bir anda yok oldu. Sinema eğitimi diye bir şey yok. Bir öğrencim İzmir'den geldi. Bir kız öğrenci. Ona ben biraz kızdım. Ya İzmir'den kazanmışsın, o üniversitede okusana. Ege Üniversitesi'nde mi ne, oradan bir yerden geldi. Orada oku, niye birinin hakkını yiyorsun? Buraya senin yerine birisi girer. Hocam şuraya baksanıza dedi. Eşeği bağlasan burada sinemacı olur dedi. Hocaya lüzum yok dedi. Doğru söylüyor. Yani her şey var burada. Bir defa 10.000 film üzerinde oturuyor dertaneler. O filmlerin üzerinde yapılmış. İstediği filmi seyrediyor. İstediği gibi geziyor, dolaşıyor. Profesyonel. Bir zamanlar bir meşhur birisi sinema okulu açacaktı. Dedi ki, ben de sinema okulu açacağım dedi. Sizin ilde olmaz dedim. Niye olmaz dedi. Sizde İstiklal Caddesi yok dedim. Yani İstiklal Caddesi yoksa gerçekten sinema da olmaz. Böyle bakmak lazım. Biraz samimi olmak lazım. Herkes kitaptan okuyor.
Bir takım Lütfü Bey bir zaman demişti ki o kitapların hepsi yanlış. Okutmayın. Kitap bizde mesela yasaktır. O kitapları okumak. Kendisini mutlaka öğrenciye gösteririz biz. Mutlaka kendisi o kitapta yazan şeyleri görerek, elleyerek öğrenir. 60 kişiye nasıl yapayım? Yani bir kamera verseniz, dersler 50 dakika. Kamera bir defa şöyle elden ele dolarsa 60 dakika ediyor zaten. Yalan bir eğitim. Yani şimdi bizim böyle bir lüksümüz yok. Bilemiyorum tabii. Evet. Yani öğrenci mesela öğlenleri alır yemeğe giderdik. O bütçemizi de sarsmazdı yani. O zaman bizim maaşlarımız küçük maaşlardı. Ama verdiğimiz para da küçüktü. Yemeğe verdiğimiz para. Şimdi artık biz o lokantalara mesela öğrenci götürdüğüm lokantalara ben gidemiyorum. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir şey sinemacı, bir insan sinemacı olmak istiyorsa senaryoyu çok iyi bilmesi lazım. Yani senaryo olmazsa hiçbir şey olmaz. Sinema kültürel altyapısı olması lazım. Dünyadaki ustalar neler yapmış? Bizim sinemamız nasıl gelişmiş? İyi dil bilmesi lazım. Yani görüşürüz falan gibi lansman fiyatıyla diye. Ya bir televizyonda bir lansman fiyatı ne demek? Böyle bir şey dil kurumu nasıl izin veriyor? Mesela lansman fiyatı ne demek? Tanıtım fiyatı diyeceksin. Ya kardeşim niye bu lansmanı kullandın? Ver şu kadar ceza diyeceksin. Tanıtım fiyatı ne olmuş? Görüşmek umuduyla desen şey mi olursun? Görüşürüz. Görüşürüz. Birisi bana vaktiyle tehdit etmişti beni. Bir şey, müteahhit. Sizinle görüşürüz dedi. Görüşelim dedim ben de. Yani onun sonucunda ben 8 sene koruma polisiyle dolaştım. Yani görüşürüz tehdittir. Bunları biz az kelimeyle konuşuyorlar. Söyledikleri bir kameranın bir yerden bir yere döndürdüğüm zaman onun o planın hesabını vermek zorundasınız. Niye döndürüyorsun kardeşim? Kes al. Ama o bana derse ki ya ben döndürüyorum hocam. Bu arayı da göstermek için ha o zaman tamam diyeceksin. Peki bir uzun yarım saat konuşuyorsun. Niye konuşuyorsun? Filmle ilgili değil. Niye konuşuyorsun? Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim.